Bu yasanın uygulanmaya başlandığı günden beri bizdeki aile yapısı bozulmaya başladı. Ve gün geçtikçe her gün boşanma hadiseleri duyuyoruz. Dağılan aileleri duyuyoruz. Babalarından koparılan çocukları duyuyoruz. Ve bu şekilde aile ortamından, aile ocağından uzak yetişen çocuklar ileride ne kendilerine ne de topluma herhangi bir faydaları dokunmayacak. Belki hem kendilerine hem de toplumun başına bela olacaklar diyebiliriz. Çünkü tecrübeler bunu göstermektedir. Yasa bizim toplumumuzun aile yapısına uymadı. Yetkililerin, hükümetin bunu bir an önce ya ıslah etmeleri ya da uygulanış şeklinde bir değişikliğe gitmeleri ya da tümden bunu kaldırmaları gerekmektedir. Çünkü biz Müslüman bir toplumuz. Müslüman toplum sadece kendisine benzeyen bir toplumdur. Aile yapımızdaki uzlaşmayı, aile yapımızdaki düzenlemeyi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizim için belirlemiştir. Mesela Nisa suresinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا eğer aralarındaki tartışmadan, uzlaşmazlıktan endişe ederseniz فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا bu karı koca için kadının ehlinden sözü dinlenen, itibar sahibi birini gönderin hakem olarak. Erkeğin ehlinden de, erkeğin yakınlarından da birini gönderin. Şayet bu ikisi karı koca arasını uzlaştırmak isterlerse gerçekten samimi bir şekilde. Çünkü Allah-u Teala ayetin devamında bunu buyuruyor. İn yurida islahan yuvaffiqillahu beynehuma. Şayet Allah-u Teala bu iki kişi, iki hakem aralarını uzlaştırmak isterlerse samimi bir şekilde Allah-u Teala da onlara muvaffakiyet verecektir. Onlara başarı sağlayacaktır. Dolayısıyla Allah-u Teala madem bizi yaratan o, bizimle ilgili en uygun olan şeyin ne olduğunu da bilen o. Dolayısıyla aile içerisindeki bu tür tartışmalar, bu tür uzlaşmazlıkların da çözümü için Allah-u Teala kaide ve kuralını bize Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Dolayısıyla bu ayet baz alınarak aslında aile içerisindeki sorunların, problemlerin çözümü yoluna gidilmelidir. Şayet biz bize benzemeyen, bize uymayan toplumlardan onların uzlaşı kurallarını alıp kendimizde uyguladığımız zaman başka arızalar meydana çıkıyor. Dolayısıyla şu an Türkiye'de bazı istatistikler son 15 yılda 9 milyonun üzerinde evliliğin gerçekleştiğini söylüyorlar. 1 milyon bilmiyorum ne kadar şu an sayıyı tam hatırlamıyorum. Yani aslında bunu yüzdelik orana vurduğumuz zaman her 5 evlilikten biri boşanmayla sonuçlanıyor. Bunun dışında boşanmayla sonuçlanmayan birçok problemli aileler de ya erkek aileden uzak yaşıyor, çocuklarından uzak yaşıyor, mahkeme kararıyla uzaklaştırılmış ya da biraz daha bu işi ileriye götürdüğü zaman bakıyorsun cezaevine atılmış. Dolayısıyla eşi, çocukları babasız bir şekilde, perişan bir şekilde yaşamaktadır. Dolayısıyla bu yasanın bir an önce değiştirilmesi lazımdır. Ve takip ettiğimiz kadarıyla Türkiye'de birçok sivil toplum kuruluşu bu hususa yoğunlaşmış ve bu hususu gündemde tutmaya çalışıyor. Yetkililerin, özellikle hükümetin bu tür tenkitlere, bu tür eleştirilere kulak vermesi lazımdır. Dikkat etmesi lazımdır. Çünkü aile gitti mi toplumumuzun geleceği de yok demektir. Güçlü bir toplumun oluşabilmesi için, geleceğinin umut veriyor olabilmesi için sağlam ve birbirlerine dayanan, dayanışma içerisinde olan sağlıklı ailelerin, güçlü ailelerin varlığıyla ancak mümkündür. Eğer toplumumuzun geleceğini düşünüyorsak güçlü bir aileye sahip olmamız gerekir. O konuda bir çalışmanın içerisine girmemiz gerekir diye düşünüyorum.